Alo. İyi akşamlar, buyurun. Size nasıl yardımcı olabiliriz? İyi akşamlar efendim. Doktor Bey ile hocayla görüşmek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Hürmetle. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Efendim ben Suzan Eşli, Almanya'dan arıyorum. Öyle mi? Benim omuriliğimde kanallarda daralma var hocam. Bana bir ameliyat diyorlar, bir değil diyorlar. Ben 10 dakika yürüyorum, kemiklerim ağrıyor, belim ağrıyor, kaba etim ağrıyor. Bütün vücudum, ne öğrenirsiniz bana? Ameliyat olursam felç olur muyum, olmam mı? Burada Almanya'da bir açıklama yapmıyorlar. Lütfen bana bilgi verir misiniz hocam? Omurilik kanallarıyla ilgili biraz sonra da zaten... daralma var. Daralma mı? Polineuropati ile ilgili konuşacaktık. Siz de bununla ilgili bir soru sordunuz. Evet. Şimdi buna karşı omurilikteki rahatsızlıklara karşı çok güzel bir formülümüz var. 40 kilit forte. Birleşiminde at kuyruğu otu, ısırgan otu, civen perçeme otu, ayrık kökü gibi çok güzel mükemmel bir formül geliştirdik. Kemikleri geliştirir, kemik dokusunu geliştirir. Bu iksir dediğimiz limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule içeren iksirse dokuları temizler, arıtır. İksirin şöyle bir özelliği var, hikayesi. Küçük oğlum sürekli badencik iltihaplanması nedeniyle çocuk sokağa çıkıyor, dondurma yiyor tabii bizden habersiz. Aa baba, boğazım ağrıyor. Bakıyorum badencikleri şişmiş. Doktora götürüyorum, ameliyat diyor. İksir kullan diyorum. Bir iki defa iksir kullanıyor, iyi geliyor. Aa iyiyim diyor, bırakıyor. İki gün sonra... Bırakmamak gerekiyor, doğru. Aa artık dedim usandım yani, böyle olmaz. Gel bakayım, her gün kendim. Al bakayım iksirini, al bakayım iksirini. Aldın mı, almadın mı sürekli. Günde 5 defa 2 çorba kaşığı verdim. Biraz sonra bademcikleri ceviz kadardı. Küçüldü. İçinden bütün iltihap aktı. Fasulye kadar kaldı. Fakat çocuk dedi ki sırtımda bir kaşıntı var dedi. Bir bakayım dedim, gel bakayım. Baktım ki bir Alman çocuğuyla daha önce, aylar önce kavga yapmışlar okulda. Alman çocuğu dövememiş bunu sınıfta, molada. Çocuğu ders sırasında arkasına kurşun kalem vurmuş. Kurşun kalemin ucu kırılmış, içeride kalmış. Çocuk doktora dedi ki, demişti ki ya ameliyat etmeyelim yazık. Bıçak vurmayalım. Orada kalemin ucu kalsa bir şey olmaz demişti. İksir buradaki yabancı maddeyi dahi kalem ucunu dışarı attı. Bir ay kullandıktan sonra o kadar enteresan bir şeydir. Vücutta ne varsa yabancı. Evet. Temizler, aratır. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör öğretir. Şimdi hanımefendi iksir, aloe vera jel, 40 kilit forte, kortisa forte, kemik çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman kanaldaki anormallik ortadan kalkar, kanal darlar. Şimdi bazı doktorlar diyor ki ameliyat olsun diyor, bazıları diyor ki ameliyat olmasın diyor. Olsun, olmasın, olsun, olmasın. Çünkü bazıları olursa felç olma riskosu var. Çünkü boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan spinal kord isimli sinir demetine zarar verirseniz felç olma riskosu var. Alt tarafını kontrol edemez. Yani genital bölgeyi, bacakları, ayakları kontrol edemez. Felç. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir. Riziko çok büyük. Veya iç organlara dahi bir şey yapabilir. Bu nedenle ameliyat olmadan önce 2 ay bir kullansın. Sonra tekrar görüşelim. Evet.